dostlar, neredeyiz? Küre dağlarındayız. Gördüğünüz karşıdaki alan Küre. Yoğun bir kar yağışı var şu an itibariyle. Şu anda gördüğünüz gibi Küre'de Küre Madeni, gördüğünüz yer Küre Madeni. Ve önümüzde de evet ağaçlar, karayolları yolu çürüdü, açıldı. Lastik, kar lastiği olmayanlara, zinciri olmayanlara yol verilmiyor. Evet, hakikaten dün gece bir şey yoktu. Fakat şu anda yoğun bir kar yağışı. Evet, işte gördüğünüz şu karşıdaki yerler Küre madenleri. Evet, bayrağımız ve evet, devam ediyoruz. Şu an 1000 metre rakımdayız. Şöyle size göstermeye çalışayım. Evet. Yolda tuzlama çalışmaları devam ediyor. Önemli bir yer. Şu anda da şu yan tarafta da İnebolu Mehmet Cengiz'in yaptığı tünel çalışması var. Evet.
inşaat çalışıyor. Su verelim. Olmuş. Evet. Burası Ecevit Bakım Evi. Yıllardır burası. Evet. Hepinize Kastamonu'dan sevgiler, saygılar diliyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. An itibarıyla Kastamonu'dayız. Gördüğünüz gibi karayolları çalışıyor. Küreme, kumlama. Hakikaten devlet olmak ayrı bir şey. Güven ve emniyet. İnşallah her sahada olurlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü yazımızda bu Truva atlarını isimlerini açıklayın. Onların nesepleri, kime hizmet ettiklerini, ülkede ne yaptıklarını açıklayın dedik. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunlara karşı mücadelemiz sürecek ve kur farkları tedarik edilecek. Kur politikalarında oynama olmayacak dedi. Ve hakikaten dolar 11 liraya düştü. Bunları deşifre ettikçe bu ülkede Truva atlarından, bu kriptolardan, trollerden kurtulmadıkça kurtuluş yok. İnşallah ülkemiz kurtulacak. Yazımızda belirttiğimiz her konuya değinen Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bunun başka yolu yok. Biz dışarıdan vazifemizi yapıyoruz. Devletimizin yanındayız. İnşallah daha güzel üretim desteklenerek, tedarik zinciri desteklenerek netice alabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye bizim, gidecek başka bir yerimiz yok. Mutlaka ülkemizin istikrarı için, çocuklarımızın geleceği için bu bölgede bize düşenleri yapacağız. Mutlaka yapmalıyız. Bu Anadolu toprakları Türkler diyarıdır. Oğuz boyları. Şu an önümüzde Kayıköy'ümüz var. İşte devlet çalışıyor. Köylerimiz garip kalmış durumda. Tarihi kadim köyler buralar. Camili köyümüz burası. Hakikaten camimiz ve gördüğünüz gibi binalar çok eski ve tarihi yapılar var. Bu bölgenin en güzel köylerinden birisi. Gördüğünüz gibi Anadolu köyleri, insanlar odunlarını kesmiş, dizmiş. Şu anda size şöyle gidelim. Şöyle biraz şurada yavaşlayalım. Gördüğünüz gibi çirkin bir bina yapılıyor yanına. Ama gördüğünüz gibi tamamen tarihi bir doku. Burası muhafaza edilme.
İşte Şaban Veli, Mehmet Feyzi abi, Abdülkadir Geylani'nin Abdülkadir Fettah, Seyit Ahmet Sünneti Hazretlerinden, bölgemizin manevi fatihlerinden selam diyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. Ülkemize sahip çıkmaya, spekülasyonlara kulak vermeyerek milli menfaatlerimiz noktasında hükümetimizin üretici, tedarik zincirini desteklemeye davet ediyorum. Faiz mücadelesine de teşvik ediyoruz. Mutlaka faizler dünya ülkelerinde, medeni ülkelerde olduğu gibi %1 sınırlarına kadar çekilmelidir. Bizim atalarımız 1000 yıl dünyada adaletle hükmetmiş. Bu makus talihi kabul etmiyoruz. Vatan sevgisi imandandır.